Xo'p. İşləyirdim yox, toxtadım. Assalomu alaykum ustoz. Bizga talibalar haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ular haqida har xil bo'lmag'ur gap-so'zlar yuribdi. Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Bizni suhbatlarimizni eshitib yurgan aka-ukalarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, bilishadi, talibonni kelib chiqishligi, ular nima sababdan kelib chiqqanligi to'g'risida oldin ham suhbat qilgan ekanmiz. 2017 yıllar bu sefer, yok 18 yıllar. Aynen Xorazm'da kıyan ekanmiz şu suhbat. Birinchi kimdir savol bergan, Daryani bo'yiga chiqib jo'ralar bilan o'tirganimizda barliq xorlik qilib shunda kimdir so'ragan ekan, javob bergan ekanman. O'sha javob o'zi asli. Endi bugungi kunda siyosiy vaziyat to'g'risida ba'zi ilovalar qilsak foydadan xoli bo'lmaydi. Taliban harakat bu. Hozircha davlat sifatida shakllanib ulgurgani yo'q. Harakat bilan davlatning nima farqi bor? Desam kim javob beradi? Harakat bilan davlatning nima farqi bor? Xo'p, o'zim javob beray. Harakat qilgan harakatlari uchun bütün dünyadaki qonunlar oldida javobgarlikni bo'yniga olmaydi. Davlat bo'lsa bütün dünyada uni tan olgan davlatlar ichida qonun qoidalar uchun mas'uliyatni zimmasiga oladi. Harakat kimlardir tomonidan boshqariladi, davlat bu bitta jamiyat sifatida shakllanadi. Bütün dünyada uning huquqi bo'ladi. O'shaning uchun masalan davlat deb e'lon qilsa boshqa davlatlar men tan oldim, men tan oldim deydi. To'g'rimi? Masalan, O'zbekiston mustaqil bo'lganda birinchi qayer bizni tan olgan? Turkiya tan olgan. Birinchi tan olgan bizni mustaqil deb, bizni davlat o'laroq tan oldi. Bu bizga yordam bo'ladi, ya'ni buni esdan chiqarmaymiz har doim. Shuni singari, hozircha Taliban harakat, butun dunyo uni davlat sifatida tan olayotgani yo'q. Mabodo davlat sifatida tan olsa, o'ylaymanki bizni mamlakat, bizni davlat ham ularni davlat sifatida tan oladi. Chunki diplomatik aloqalar zotan bo'lib yuribdi shu masalalarda. Talibonlar keldi, hali bu masalalar chiqmasdan oldin. O'zbekistonda birinchi Buxoroni aylantirishdi, Samarqandga olib kelishdi, Imom Buxoriyni ziyorat qildirishdi, ular rosa aylanishdi. Bizni milliy to'llarimizni, sallalarimizni kiydirib, juda chiroyli mehmon qilib jo'natishdi. Keyin ular Rossiyaga bordi, keyin Xitoyga bordi, keyin Dohada Amerikani rasmiylari bilan maslahatlashdi. Bular kelishdi. Kelishdi, aytdiki, biz deyishdi, afg'on davlatini o'zini ichida, afg'onning o'zini ichida muammolarimizga yechim izlaymiz. Tashqari bilan bizda anaqamiz yo'q, muammoimiz yo'q. Zotan O'zbekistonga kelganda ham siyosiy iroda, bizni O'zbekistondagi siyosiy iroda ular bilan diplomatik stolga o'tirishlikni tashkil qildi. Bu siyosiy ongi sal uzoqroqni ko'radigan odamlarning ishi edi o'zi. To'g'ri qilindi. O'shaning natijasi bugun bizga yaxshilikka xizmat qilyapti. Chunki qo'shning tinch, san tinch. Qo'shni tinch bo'lishi yaxshi bizga. Nima bo'lgan taqdirda ham. Men bu bilan birga Abdurashid do'stim, uning o'g'illari, Ahmadshoh Masudning o'g'li Afg'onning ichidagi siyosiy qurolli harakatlardagi odamlarni qoralamoqchi emasman. Unisi qora, bunisi oq, unisi to'g'ri, bunisi noto'g'ri demoqchi emasman. Men nima demoqchiman? Diplomatik stolga o'tirish tarafdoriman mana. Bizni siyosat shuni oboryapti. Bizni siyosat, O'zbekiston siyosati nima bo'lsa ham tinchlik uchun xizmat qilsa jonimni beraman deyapti. Shaxsan prezident o'zi aytayapti. O'shaning uchun tinchlik uchun talibonlar bilan o'tirib bitta stolda muzokara bo'ldi. Muzokaraning foydasini ko'ryapmiz hozir. Talibonni terror tashkiloti, Taliban undoq tashkilot, mundoq tashkilot degan odamlarga siyosiy ma'noda savol. Taliban tashkil qilingandan beri Afg'ondan tashqarida birorta ish qilganmi desangiz, savolga javob yo'q. Qilmagan. Birorta ish qilmagan. Tekshiring. Faqat Afg'onning ichida qilgan ishini qilgan bo'lsa. Tashqarida qilganlarcha Amerikani portlatgan, undoq qilgan, mundoq qilgan, Suriyada yurgan, ular Al-Qoida. Ular ideologik ma'noda boshqa
ya'ni manhaj ular ham harakat, ular ham kimdir tomonidan boshqarilayotgan harakat. Meni taxminlarim bo'yicha Talibonni terror tashkiloti qilib ko'rsatish uchun kerak bo'lgan tashkilotlardir ular. Chunki Taliban kuchga ega, Pokiston orqasida turibdi. Talibonning paydo bo'lishligi to'g'risida aytganman avval, ruslar Afg'onga xuddi boshqa mamlakatlarga 15 ta 16 ta mamlakatga bostirib kirgan singari Afg'onga ham bostirib kirgan edi. Uni ham SSR qilamiz deyishgan edi. SSRning bir viloyati qilmoqchi bo'lishgan edi. Shunda Afg'onistondagi asosiy millatni pashtunlar tashkil qiladi. Pashtun, ba'zilar pushtun deb yozyapti, pushtun emas. Pashtun, to'g'risi shunaqa ekan. Ulardan bir qanchalarini bolalari yetim qolib ketdi. Jangda urushishdi, millatni himoya qilamiz deyishdi, biz deyishdi, ateizm g'oyalarini qabul qilmaymiz deyishdi, bizni eski qadimgi an'analarimiz bor deyishdi. Shu bilan turib berishdi. O'sha pashtunlardan 3000 ga yaqinini Pokistonga olib borib madrasalarga berishgan. 3000 ta bola madrasada o'qigan, ta'lim olgan. Siz uni holatini ko'rib badaviy deb o'ylamang u odamlarni. Talibonlarning o'sha yuqoridagi turgan odamlari kamida 6 ta 7 ta tilni biladi. Juda, ya'ni o'qimishli, ziyoli odamlar. O'tirib gaplashganda lol qoldim deyapti ba'zi odamlar, diplomat odamlar. Ular o'sha avval Taliban 94'da davlatni olgan edi, doğru mu? 96'da olgan edi. 96'dan 2001 gacha davlat boshqargan edi. O'shanda ularni ichiga halga aytganimiz al-Qoida, salafiy tushuncha odamlari kiritilib, o'shalarning qo'li bilan hali Iroqda, hali Amerikada, hali u yoqda, hali bu yoqda bombalar portlatildi ularning qo'li bilan va Talibonning bo'yniga yuklatildi buni. Keyin uni bahona qilib Talibonni urildi. SSR necha yil urush qildi? 10 yil. 79'da kirdi, 89'da ketdi. Chiqishi boshladi. Amerika necha yil urush qildi? 20 yil. 2001'da kirdi, 2021'da ketdi. Bu millatga bir ma'noda tashakkur aytish kerak. Ikkita gegemon davlatni tiz cho'ktirdi. Qo'lidan kelmadi. Lekin ular nima uchun harakatga chiqdi? Ular haqida qiziqligida Ozodlik radiosi Amerikani o'sha kongressmenlari tomonidan moliyalashtiriladi-da, SSRga qarshi urushar ekan Taliban yoki Afg'on xalqi to'g'risida Ozodlik mujohidlar deb maqolalar berardi. Keyin Amerika bilan urushni boshlagandan keyin terroristlar deb ma'lumot berishni boshladi. Bu axborot vositalariga ko'p ishonmaslik kerak. Ko'p narsalarda shunaqa qilishi mumkin, lekin biz bilmaymiz. Men nima uchun harakat bilan davlatni sizlarga aytdim? Harakat mas'uliyat his qilmay qolsa, hech kim uni javobgar qila olmaydi. Javobgar qila olmaganingiz uchun u haqida keskin fikr ham ayta olmaysizda. Ertaga u harakatni kimdir boshqarsa, qandaydir bir jinoiy faoliyatga yo'naltirsa, unda ko'pchilikka zarar tegadi. Lekin biz ularni davlat bo'lishlarini boshqa davlatlar bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlashlarini, biz bilan o'rtalaridagi qo'shnichilik aloqalarini to'g'ri yo'lga qo'yishlarini xohlaymiz, tarafdorimiz. Bu haqida ko'p ishlar olib borilyapti. Hozir hattoki Alisher Navoiyning qabri Mozori Sharifda, o'sha haqida ham kelishuvlar amalga oshirilyapti. Navoiyning qabrlari qayta ta'mirlanishligini bizni davlat zimmasiga olyapti, ular rozi bo'lyapti. Bu aloqalar yaxshilikka boryapti. Afg'onistonga eng birinchi mana shu oxirgi paytlarda yordam karvonini jo'natgan kim? O'zbekiston. Uni qabul qilib olishdi ular. Xursand bo'lishdi. Mustaqilligimizni alohida tabriklab chiqishdi. Yangi saylovlarga muvaffaqiyat tilayapti ular. Shundoq ekan, siyosiy ma'noda davlat siyosatini qo'llab-quvvatlashligimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki hammamizning manfaatimiz tinchlikning ustida turibdi-da. Hozir ko'chada bitta
bomba portlasa, üstümüzden rakete uçup tursa, bu sohbet bulmaydı, ilim bulmaydı, hiç kim hiç narsa kıla almaydı. Bana şu tinçlikini, orkası da katta diplomatik alakalarının samarası yatadı. Uşa manada Taliban doğrusu da her türlü adamların içi de ığva, onlarının konhor kılıp kursatışı urniyatken ahbarat vasitelerine işanıp gitmezlik gerek. Bunu klişedi. Hatırcam bunu. Her türlü yapını tarqatışadı. Bir cahide bir kelamış, bir çıçkanını yiyip koysa, uşa kelamışını Taliban çıçkanını mazlum kılıp, mantaj kılıp kursatışadı. Onge işanmayın. O kelamı şu, Taliban maz hazırca. Kaçan ki, eğer cinayet ki ötse ben bunu eğittim. Mesela hazır, Özbekistan bile Afgan ortasında kelişuler var. Eğer Afganistan'dan çekereni büzüp bizge hücum kıladigen olsa, onlara karşı uğruşadı biz askerlerimiz. Bu başka mesele. Onarsa bu mesin, uğruşka eğlenmesin. Ondan göre, doska üstüde gepleşeydik. Bitti stol atrafıda oturup, işlerini hal kılaylık değil yaptı. Onlar labbey diye yaptı mı? Labbey diye yaptı. Bu bizge yutuk. İslam şeriatı da bunge okşagen narsalar üçün köp narsadan vazgeçirgen. O zara sulh üçün. Peygamberimiz hatta müşrikler bilen sulh üçün köp narsadan vazgeçirgenler. Ha Müslüman ki ular. Müslüman ki tarihimiz, takdirimiz, tarihi yani adabiyatlarımız bir ular bilen. Ularda kança Özbekler var. Biz ne millet, biz ne vatandaşlar var. Demek kilişe alemiz. Her kıl sabataş geplerge aralaşmayın. Ondan ki talebeler siyasi ongeyiz bulsun da meyli. Lekin şunge okşagen bahslar buna umriyizi utkazmayın. Siyasi bahslar, siyasi hareketler sizni asıl maksattan çalgıtıp koyadı. Siyaset o başka narsa. İçinizden siyasatçılar çıkışı mümkün ertege. Tamam, onun için sizde arkayızda bazı bulsun. Bazı bu mesleğen çıkıp olsayı siyaset sizi bir günde tüpürüp taşavaradı. Yani aşuyla eğitip siyasatçı bulamayız. Kifaya kımıydı. Aşuyla bilen siyasatçılık kifaya kımıydı. Bazı buluş gerek. Arkayızda hemen arsanız bulsa siyasatçı çıksayız ama ayağınızı mahkem tutalıyız. Bazılar oyladı da otarçılık toyga varıp aşuyla eğitişti oyladı siyasatçı. Ona kımaz. Siz bazı yığın. Umriyiz en tilla davra. Talabalik altın davrun bekar gemez o. Bu talebelik altın davrun degeni o kızla bilen yaplaşıp yürüşmez bolalar. Roltunlu yiyip roltunlu tamını mazasını tüyüyenden değişmez. Talebelikinin altın davrı ilim ogen davriniz. İlim. Olas hadır altından kımmet davrı. Olas. Ki yaşayız kattara bu gende onu sarflayız. İlim şuna kanarsa ki sarflagen sarı göpeyed. Astagfirullah bunun ona kanarsalarge aralaşmayın. Okuyun lekin. Okuyun, birgen savalizge Allah'a da teşekkür. Demek içimizde siyasi ongi bar, erkin fikirle edigen balalarımızdan bar, bu bizi hursan kıladı.